Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda biliyorsunuz bir önceki videoyu çektiğimizde e, henüz Binance Luna'yı listelememişti. Şu anda Luna'yı listeledi arkadaşlar ve ciddi bir ani pump yaptı. E, bir iğne attı. Sizler de takip etmişsinizdir muhakkak. E, bu konuyla alakalı konuşmuştuk. İnşallah içeride kalanlar olmamıştır diye umut ediyorum. Bununla birlikte Terra ekibinden bir tweet geldi arkadaşlar saatler önce. Bu tweet'te aslında Yeni airdroplarla alakalı bilgiler verdi. Çok enteresan. Bütün bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Ee, yine hatırlatmak isterim ki e, Dilerseniz kanala abone olabilirsiniz. Abone olursanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Daha fazla Luna videosu için de videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar Tera ekibinin attığı tweette Şimdi adamlar diyor ki arkadaşlar şöyle bir tweet atmışlar. E, yaptığımız işte araştırmalara göre falan fistan. Bazı kişilerin eksik airdrop aldığını tespit ettik. Ya diyorlar ki bazı kişiler eksik airdrop almışlar. E, yanlış gitmiş falan tarzında bir şeyler söylüyorlar. E, şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. E, veriler netleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Dediler arkadaşlar. Şimdi uzun lafın kısası bu adamlar diyor ki bazı kişiler eksik almış, e, eksik luna almışlar. Airdropları az gitmiş diyorlar. E, bunu da <laughs> tazmin edeceklerini söylüyorlar. Fakat bana pek inandırıcı gelmedi burada e, yaptıkları açıklama. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela. E, bu kanala günde binlerce yorum geliyor arkadaşlar. Airdrop geldi gitti diyenlerin sayısı belki bin kişi olmuştur yani yorumlarda. Şimdi ben tabii ki sayısı az bulunuyor onu söylemiyorum yani. Ortada vaat edilen rakam zaten e, eksik bulunuyor. Fakat ben şunu diyeni daha duymadım. Ya yanlış eksik göndermişler. E şimdi e, adamlar ciddi bir topluluktan söz ediyor. Teral ekibine tweet attıracak kadar e, yüksek sayıda bir insan tarafının bir topluluğun bunu eksik aldığını söylüyorlar arkadaşlar. Ya bir kere e, bu borsalar, borsalar dağıtıyor arkadaşlar biliyorsunuz bu arada airdropları. Yani Luna ekibi örneğin diyor ki işte oranlar bunlar. Hani buna göre dağıtın. Borsaların hepsi kendi e, kafasına göre belli başlı zamanlarda bunları tabii ki airdropları gönderiyorlar. Ya bunlar onların sorumluluğunda. Ya şimdi şunu anlamadım. Örneğin ya bu hatayı geçiyor yaptı. Bin, işte binans yapıyor. Ya borsaların hepsi arkadaşlar bu adamlar eksik mi gönderdiler yani? Hayır bir de zaten e, bir tane borsadan bile böyle bir yanlış beklemezsiniz. Örneğin borsalarda bir sürü işlem var, alım, satım, transfer. E, kaç kere borsalarda hata olduğunu, yani kaç kere daha önce gördünüz, işte para kayıpları vesaire. Bunlar çok nadir olan şeyler ve bir sürü borsadan adamlar şu anda e, yanlış airdrop gönderildiğini iddia ediyorlar. Şimdi uzun lafın kısası, şunu söylemek lazım, adamların düz iddiasına göre aslında Tabii ki ben şu anda sizin cüzdanlarınızdaki mevlayı bilmiyorum. Yani doğru mu aldınız, yanlış mı aldınız bilmiyorum. Fakat adamlar diyor ki yanlış alanlar var. Bunlara ikinci airdrop göndereceğiz. Fakat ben bunun böyle olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben burada açıkçası yine toplu bir airdrop geleceğini, ikinci parti airdrop'un erken geleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz gayet iyi bir şekilde bu airdroplarda 6 ay mevzusu çok ciddi şekilde tepki çekti. İnsanlar delicesine eleştirdi bunu. E, hatta sırf bunun üzerinden bunlar dolandırıcı ne alaka tarzı e, yorumlar yapanlar oldu. E, 21 gün satış yasağı da bunun zaten üzerine eklenmiş durumda arkadaşlar. Yani adamlara ciddi şekilde bu airdropları böldükleri için çok büyük bir tepki geldi. E şimdi adamlar çıkıp şey de demiyor tabii ki ya özür dileriz biz böyle yaptık hani. Yiğitliğe şey sürdürmemek derler ya, o mevzu. Ee, açıkçası ben burada bu AirDrop dağılımları tamamlandıktan sonra ikinci parti AirDrop'un toplu bir şekilde geleceğine dair e, bir izlenime kapıldım. Haberiniz olsun. Ha bu dediğim olmasa bile ki olacağını düşünüyorum. İnsanlara e, bir kısmına tabii ki ne göndereceklermiş, AirDrop göndereceklermiş arkadaşlar. Durumlar genel itibariyle e, böyle. Bu arada şunun da altını çizeyim. Normal şartlarda şu an birinci parti airdroplar geldi. E, i̇kinci yani bu toplam birkaç parti daha devam edecek arkadaşlar. 6 ay aralıklı olarak bunu 4 parti daha dağıtacaklar. 6 ay sonra bir daha 6 ay sonra bir daha işte 6 ay sonra bir daha derken e, ve 6 ay sonra bir daha derken tekrar 6 ayda bir airdrop dağılımı gerçekleştirecekler sevgili arkadaşlar. Fakat bu 6 aydakiler e, şimdi aldığımız kadar yüksek meblalar olmayacak. Tabi şimdikine de yüksek olduğunu varsayarsak. Onu da söyleyeyim. He uzun lafın kısası ikinci parti 6 ay sonra gelecek airdrop'un erken gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Adamlar çok ciddi tepki topladılar. Bununla birlikte yine bunu da eklemek istiyorum. Şu anda airdrop'u gelmeyen arkadaşlar özellikle Binance üzerinde e, panik yapmasınlar, acele etmesinler. Önceki videolarda da belirttik. Airdroplar arkadaşlar herkese aynı anda tek parti gitmiyor. Adamlar gün içerisinde herkese atıyorlar değil mi? Şu anda Luna'nın e, grafiğine bir girelim. Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Zaten o yüzden açtım özellikle. Bu arada çıkışıyla birlikte 20 dolarlara kadar neredeyse bir yükseliş. Hatta neredeyse değil 20 dolara kadar e bir yükseliş hareketi yaptığını görüyoruz iğnesini 60 sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah içeride kalan vesaire yoktur. Bu arada Luna'yı fark ettiyseniz eski şeyle birlikte eski grafikle tekrar listelemişler arkadaşlar. Fakat burada kafalar karışmasın çok fazla kafası karışacak arkadaş olacaktır. Bu durum her zaman böyle arkadaşlar. Yani borsalarda takip Ettiğiniz mi bilmiyorum. Örneğin bir tane coin'in adı değişir Tamam mı İsmi değişir sadece İşte btt'nin adı bttc olur mesela Ne olur Grafik olduğu gibi sıfırdan Yani sıfırdan Adı değişen coinlerde e, bu gerçekleşiyor arkadaşlar Örneğin yine e, Maalesef bu durum kafa karıştırıyor İşte başka bir coin aynı isimle Yayınlanıyor bunun devamında Grafiğin devamı Yani uzun lafın kısası Buradaki grafikten yola çıkarak şey tarzı düşünmeyiniz. Söyleyeyim öyle bir durum yok. Ya işte bize eski coin şey yapıldı. Eskisi bu oldu yenisi öyle değil arkadaşlar yani. Adamlar şu anda bu bambaşka bir ekosistemde bambaşka bir teknikle çalışıyor. Fakat yine aynı kurucular olduğunda mütevellit adamlar aynı isimde şu anda olması sebebiyle eski grafikle bağdaştırdılar. Yani buradaki veriler e, tamamen veri olmak kaydıyla karşımıza çıkıyor. Onun haricinde e, işte birinin eski birinin yeni olması gibi bir durum yok. Kafa karıştırması gereken bir durum yok arkadaşlar. Eskisi LUNCE. Yenisi ise LUNA. Sadece eski hareketlerle burada bilans tekrar ne yapmış listelemiş. Bu arada bu normalde e, yanlış bir durum. Onu da söyleyeyim. Yani bu şekilde yapmaları doğru değil. Sonuçta iki farklı coin ad benzerliğinden dolayı. Ki bu ilk defa Luna'da görülmüyor. Böyle yapmaları doğru değil arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.